Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversitesi 4'te Karamanoğulları Devleti ile Selçuklu kurmaya çalıştığımız serimize hepiniz hoş geldiniz. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada geçen videolardaki destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Yanlış hatırlamıyorsam ilk bölümler galiba komple böyle 1000 like ulaştı, çutur çutur beğeni geldi. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Bu kadar ilgi duyacağınızı bilmiyordum. Bilseydim daha önceden başlardım böyle bir seriye. Bu videoya da desteğinizi bekliyorum. Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Seri hızlı bir şekilde tam gaz devam edecek. Ve işin literatür kısmını geçtikten sonra oyunun müziğini bir durdurayım. Şimdi arkadaşlar, bizim Anadolu'nun belli bir kısmına hakim oluşumuz ve Osmanlı'nın Arap Yarımadası, Afrika ve Kafkaslar gibi bağlantılarını kesmemizin akabine Osmanlı Devleti batı tarafında genişlemek zorunda kalmıştı ki bu genişleme kolay olmadığından dolayı şu an exploration ideasına ilerlediğini görebilirsiniz. Yani kolonicilik ideasına doğru ilerliyor. Eğer yanlış hatırlamıyor isem İngiltere'den bakınca öğrenebiliriz. Aynen, exploration idea. Kolonici gidecekler, ilk exploration idea ilerliyorlar. Osmanlı Devleti de koloniciliğe yönelmek durumunda kaldı. Yani koskoca Osmanlı'nın koloniciliğe yönelmesi akıl alınabilir bir durum değil elbette, ama bana saldırmaya çekindiğinden mütevellit böyle bir harekette bulunuyor. Çünkü İspanya, Moskova, Irak, Memlük ve Bukhara, ki İspanya ile Memlük'ü çıkart geriye hiçbir şey kalmıyor. Moskova şu haliyle Osmanlı'nın askerlerine çizik bile atamaz. Yani hani kılıcı savurur böyle, Osmanlı yiğidi der ki çizildi lan, hani çizik bile atamaz ya. Çünkü bak Moskova'nın durumuna, askeri teknolojisi onda, defansif ve ekonomik ID'ye bitirmiş hayatta kalmak için. Bir de Osmanlı'nın askerlerine bak. Ofansif 3, teknoloji 11. Zaten Yeniçeriler var Osmanlı'da, yani kolay kolay Osmanlı'ya hiçbir şey yapamazsınız. Her neyse. Tabii ki Osmanlı'nın bu batıya doğru ilerleyişi ve koloniciliğe gidişinin akabine bizim de yolumuz tıkandı. Herhangi bir şekilde artık toprak alabilmek için muhakkak bir müttefikimizi kaybetmemiz gerekiyor. Nasıl yani? Hani misal Nogay üzerine ilerleyeceğiz diyelim. Nogay üzerine ilerlerken Bukhara defansa geliyor. Moskova'da biz de geliyor ama ortalık karışıyor. En yakın 1544 yılında, bundan yaklaşık 5 sene sonra savaş çıkartabiliyorum. O da Kırım üzerinden Nogay'a saldırmak üzerine kurulu bir savaş stili. Ki böyle bir şey gerçekleşse dahi bizim açımızdan iyi olur mu olmaz mı, orası tartışılır. Ve sanırım benim donanmam yok. Yok, donanmam buradaymış. Çok rezalet bir halde olduklarını tahmin ediyorum donanmamın. Hatta daha başka donanma basabiliyor muyum ben? Şuradan bir bakmak istiyorum. Evet, donanmayı geliştirebiliyorum ama öncelikle bir aldığım borçları ödeyeyim. Benim gelirimin niye bu kadar az olduğunu inanın eğer hatırlamıyorum. Halbuki birkaç tane ticaret noktası üzerinde de duruyoruz. Astrakhan ticaret noktası. Gerçi bölgenin çoğunluğunu Nogay kontrol ediyor. Pers'te de bölgenin çoğunluğunu Memlük'le ikimiz kontrol ediyoruz. Birazcık da Horasan pay alıyor. Basra muhtemelen İran kontrolünde. Aynen öyle. Aleppo Memlük'ün kontrolünde. Azıcık da ben varım. Doğru düzgün ticaret noktasına sahip değiliz sanırım. Bizim sıkıntı yaşadığımız konu bu yönde. Hızımızı birazcık daha ilerletelim. Bu arada Fransa ile İspanya birleşip İngiltere'ye mıh gibi çakıyorlardı. Tabii ki ben bu Great Power savaşına dahil olmayacağım. Beni oyun niye Great Power'dan sayıyor bilmiyorum ama yani İspanya benim müttefikim. Fransa da çok güçlü bir devlet. İkisi birleşip birini dövecek ve ben karşıda yer alacağım. Öyle mi? Rüya görüyorsun oyun. Hakikaten rüya görüyorsun. Legalizme ilerlemeye devam edebiliriz elbette. Bu aşamada baktığınız zaman Irak'ı da tekrardan ele almış vaziyetteydik. Sanırım ben kalabalık gözükmeye çalışıyordum elimden geldiğince. Tırstığımdan mütevellit. Memlük aslında Arap Yarımadası'nı toparlayabilir ama neden Arap Yarımadası'nı toparlamıyor hiçbir fikrim yok. Memlük'ün de sınırlar iyi vaziyette. Osmanlı Devleti'ne bir savaş ilan edebiliriz. Osmanlı'ya savaş ilan edebilmek içinse Memlük'ün gelmesini beklemem lazım ki Memlük gelse dahi şöyle bir sıkıntımız var. Irak karşı tarafta savaşa gireceği için hadi Anzak'la Irak'a sal, tamam mı? Ben Irak'ın üzerine bütün birimlerimi yoğunlaştırdım diyelim. Anzak'da hemen Memlük alır. Anzak'la Tunus'u Memlük devreden çıkartır. Osmanlı tek kalır. İspanyol da yardıma gelebilirse çok şikir şükela olur ama
Benim kaleler o vakte kadar Osmanlı ordusunu tutar mı? Orası tartışmaya açık. Aslında tartışmaya açık değil. Yani orası bariz bir şekilde belli. Benim ordular Osmanlı ordusunu tutmaz. Bu arada çok yakında 4-5 üçlük eleman tahta geçecek büyük ihtimalle. Ve ben işte defansif idea'yı bitirmişim. Artık acaba National Focus'u değiştirsem mi? Ve bir şey söyleyeyim mi? Şu an için acelem yok da... National Focus'un bir değişmesi lazım. Oh! Bağdaş kuramadım. National Focus'un değişmesi lazım. Ekonomik ID'yi bitireceksem National Focus'u şöyle alayım. Buraya bir tane de Advisor alayım diyeceğim. Advisor'a verecek param yok. Aslında Advisor'ları kovabilirim ya. Core'larım da tamamlanıyor bir yandan. Çok güzel. İsyan riskleri de o kadar şey değil. Üst kademe değil. Yani bakalım şu anlık beklemedeyiz. Hatta 5x'ın da bekleyebiliriz bile. Çünkü dediğim gibi yapabileceğimiz pek bir şey yok. Dediğim gibi en yakın savaş Kırım Savaşı. O Kırım Savaşı'na da 1544'ten önce giremiyorum. Ha tarihlerimiz 1542'yi gösterir. Biz o ara niyeti bozup Osmanlı'ya salça oluruz. O apayrı bir mevzu tabii ki. Ama var ya Osmanlı'dan bir kere toprak alabilirsek, yani bir kere Osmanlı'yı kırabilirsek bizim için fevkalade olacak ya, sadece bir kere. Irak başka kimle elay? Bukhara, Timur falan böyle. Aa bir şey diyeceğim. Ben Irak'ın önünü kesmiştim değil mi? Yani önümüz barış olmak zorunda değil. Timur'a da dalabiliriz. Timur üzerinden de Irak gelir savaşa. Yas da geliyormuş. Yas hiç önemli değil. Timur üzerinden açtığımız savaşı Irak da gelir. Biz burada Timur'u zımbalarız. İran da zaten ahı gitmiş vahı kalmış arkadaş. İran da canı yok, çaktırmayın. Şöyle kaleleri bir ufaktan açalım. Hatta bütün kaleleri açalım. Yok, bütün hepsini değil, pardon. Şu Irak sınırındakileri açalım. Maksat Irak'ı bir cephe altına almış olalım. O cephe altında kalsın. Şu orduyla bir Ahvaz tarafına çekelim. Bir yandan da Timur'a claim biriktirelim. Timur'un doğru düzgün ne canı var, ne idea'sı var, bir şey var yani. Trade idea'ya gitmiş garibim. Kaşla göz arasında elemanı yamultur, yalar yutarız yeriz. O yüzden sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Ve borç mevzusu. Aslına bakarsanız bir iki tane daha borç alıp şu kolonyalizmi almaktan yana taraftarım ama. Bilemiyorum. Osmanlı kolonyalizmi almış, Memlü'ye daha kolonyalizm gelmemiş. Aslında almak mantıklı olur. Neden? Çünkü fetihler yapacağız. Bu yaptığımız fetihler neticesinde de topraklarımızın sayısı artacak. Amma ve lakin ki bu artan toprak sayısı bize beraberinde mutluluğu getirmeyebilir. O topraklar daha önce kolonyalizm görmediğinden dolayı bize sıkıntı çıkartabilirler efendim. 0,57 dukat para kaybı. Harika. Yeni bir rival belirlememi istiyor benden. Ottoman Empire'ya. Osmanlı'ya rival atmak aslında hiç mantıklı değil ama. Şöyle bir spy da yollayalım. Şu an Osmanlı Great Power'lar da birinci sırada ya. Ben ne bok yemeye kaşınıyorum bilmiyorum ki. Ben hakikaten ne bok yemeye kaşınıyorum yani. Osmanlı Great Power'lar da bir. Adam gelip gözümü sümüğümü akıtmaması için önündeki tek engel Memlük ve İspanyol. İspanya'nın da güçlenmesi lazım. İspanya şu İngiltere ve Verdun Savaşı'nı bitirse. Daha doğrusu anam İspanyol ana karasına çıkmış çocuğun. İlk defa İngiltere'nin ana karasına çıkmayı başaran bir devlet görüyorum. Helal lan İspanya. Harbiden helal lan. Bakalım abi, Osmanlı Savaşı sıkıntılı bir savaş olacak bizim için ama. Hormuz da Pers'e dalıyor. Dal anam dal. Timur'un claim'i de oturuyor yavaş yavaş. Timur'un claim'i oturuyor derken bir borç daha çekmek istemiyorum ama galiba eşek gibi çekeceğim o borcu. Ne yapalım? Orduları açalım. Ordular hali hazırda dursun. Çünkü ben ilk iş şeye çakacağım. Irak'a çakacağım. Timur üzerinden ilan edeceğim savaşı. Timur üzerinden açtığım savaşta direkt Irak savunmaya gelecek. Irak'ın kafasına oturacağım. Irak'ın kafasına oturduktan sonra Timur'da 5K asker var. Bu 5K asker şu kaleden ileri geçemez. Ben komple Irak'ın bütün toprakları siege'lemeye adam yollayacağım. Bir tanecik karesi gözüküyor. Ya Irak tarafından da toprak alırsam eğer Basra'yı, ya en azından Basra'yı kontrol etmeye çalışmak istiyorum ya.
Irak'ı şöyle kendi içimde birleştirip yutacağım. Becerebilirsem Osmanlı'yla da el aylığını saldıracağım. Sonrasında zaten Şamaroğlanına çeviririz bu çocuğu. Kardeş ileri. Aman yanına başka kimse gelmesin. Çok güzel. Çok güzel abi. Irak da geldi. Güzel. Hemen senin bir canını yakalım. Hemen bir senin canını yakalım şurada. İkiye böl orduyu. İki siege'im var. Git şuradaki kaleyi düşür. Hacı abi sen de burayı bir siege'de. 5 askerle, 5K askerle geçemezsin. Atma Şakir, geçemezsin. Ya şurada kale var. Ne? Kale İran toprakları tutmuyor değil mi? Ne zannettim ki acaba? Niye bu kadar celallendim daha doğrusu? Sende kaç var? Sende de 2 siege var. Hadi bakalım git sen de Bağdat tarafını siege'de. Irak'ta birer K askerle hiçbir şey yapamaz. Bu arkadaşların topraklarını siege deriz. Paralı basmaya başvuruyor haliyle. Şu an için askeri haydiye gitmeyeceğim. Bekleyebilir. Beyazıt tarafından akıp gidebilir aslında ama umarım Diyarbakır falan bir yere şey yapmaya çalışır, tutunmaya çalışır. Irak'ın arkasında Osmanlı varken muhtemelen şey saldırmaz ama Osmanlı ve Bukarra ile el aylığını sonlandıracağım. Timur'u zaten yutacağım. Timur komple benim. Oradan Hormuz falan gideriz abi artık yani. Umuyorum ki Hormuz'dan falan yol alabiliriz. Horasan'a falan da çakılabilir. Bunların hepsi yapılabilir şeyler. Bunları yapacağız umarım. Öncelikle bir Basra Körfezi'ndeki ticareti ele geçirelim. Oyunda da arka planda müzik çalsın. Kim? Memlük. Abi sen beklesen de şey mi yapsak ya? Sen bekle de beraber Osman'a dalarız ya. Olmaz mı be abi? Sen bekle ben şu savaşı bitireyim. Save alalım sen ben İspanyol bir Osman deneyelim be ne diyorsun? Bak Irak'ı da bu savaştan çıkarmış oluruz. Komple şeye odaklanırız yani Osmanlı'nın el aylarından birini de düşürmüş oluruz. Anzağın zaten canı yok. Komple Osman'a odaklanırız be abi. Ne diyorsun? Belki Batı'dan da destek gelir. Bence denenir be aga. Bence denenir. Tamam, Bağdat düştü. Bu salaklar nereye gidecek bilmiyorum ama ben şuradan bir Timur'un başkente doğru mu ilerlesem? Hey ya Timur'un başkente doğru ilerleyeyim şöyle ağır ağır ordular siyecilesin oraları. Çok güzel. Gel bakayım şuradan sen de hüsnü keyfe otur. Güzel. Abi git adamın başkente otur ya. Git adamın başkente otur. Loğan gelip duruyor anasını satayım. En azından Hüsnü Keyf ve Bitlis'i alacağım bu Irak'ın elinden ya. Abi ne yapıyorsun ki yani? Burada ne arıyor olabilirsin ki? Yani şey mi? Hani bu şaka mı? Şaka mı bu Irak? Şaka mı? Hani ne arıyorsun ki burada yani? Orduları bölüp bölüp ne yapmayı amaçlıyorsun ki? Kafkaslara geldim ben yok yere savaş yorgunluğu yiyeceğim oralarda. İğreniyorum bu halılama olayından ya. Başımı ağrıtıyor. Gerçekten başımı ağrıtıyor halılama olayı. Ay bazı toprakları da kendilerini istiyor Keko ya. Abi inanılmazsın. Gerçekten inanılmazsın. Timur'un da başkent çöktü. Mesele başkentinin çökmesi değil. Mesele bu gerizekalının boş toprak alarak benden war score alabilmesi ya. Irak kes çeneni. Kardeş bak ne? %86. Ver şu iki kaleni. Tamam iki kaleni ver bana yeter Bitlis. Ben de olsa da olur olmasa da olur. Ya da şu iki toprağını ver, paranı ver tamam mı? Sal Osmanlı'ya el aylıktan. Para verme Osman'a el aylıktan sal. Heh. Tamam. Osman yokken biz senin ağzına iyi tükürürüz kardeş. Tamam çık git bu savaştan. Aptal aptal geldin orayı halıladın. Hani bir bok yermiş gibi geldin orayı halıladın. Benim de sinirimi bozdun. Şuralara otonomi verelim de gerek yoktu aslında ama isyan çıkarmasınlar. İmkan varken şu borçlardan birini de ödeyelim. Savaş vergisi de alalım.
Boş boş toprak aldı. Ben şimdi nasıl saldıracağım o toprakları? Ha bir de yas var işin içerisinde. Memlük, abi bekle. Bekle senle beraber Osmanlı Savaşı yapacağız abi. Bekle. Senin yanından Osman'ı saldırdık ya oğlum. Ben Timur'u da mıhlayacağım şimdi. Ben Timur'u da mıhlayacağım. Senin ağzına tükürdüm oğlum ben senin. Buradan da Kırım üzerinden Nogay'a dalınabilir. Kırım üzerinden Nogay'a daldığım zaman muhtemelen Moskovi geliyor. Şu an ben savaştayım diye gelmiyor da normal şartlar altında gelir diyecektim. Gelmiyor çünkü başka bir devletle savaşta. Danimarka falan onlara kök söktürüyor. Abo. Geliş geliş sen geliş. Bak salak salak yukarıdaki boş topraklarımı siyizliyorlar. Ben de savaş yorgunluğu ilerliyor yok yere. Yok yere boş savaş yorgunluğu. Aha tamam kalem de gitti kardeş. Kalem de gitti. Ne yapacağız? Ne yapmayı planlıyorsun 4K ordunla? Ne yapmayı planlıyorsun kardeş 4K ordunla? Bu arada şuralara birer tane daha topçu basılır ha. Birer topçu, birer piyade. İyi gider, iyi. National Tax Modifier %10 ver bakalım. Evlenelim abi ne demek tabii. Timur. Kalemi de ver. Merak etme hayatını devam ettireceğim. Tamamını vermem biliyorum. Al orada hayatına devam et. Şurada paranı da ver. Bir tanecik şehri kaldı Keko'nun. Irak'la el aylığını da sal. Osman'dan da askeri geçiş mi aldın? Irak'la el aylığını salla. Tam bak para istemiyorum. Hadi Irak'la el aylığını da sal. Irak onun bu coğrafyadaki kurtuluş bileti muhtemelen. Ondan dolayı salmak istemiyor. Ondan dolayı böyle laga luga yapıyor. Normalde laga luga yapacak konumda değil de. Ben girecek koalisyona bakmadım ama pek zannetmiyorum yani bu tarafın koalisyonundan bir cacık çıkacağını. Şuralara otonomi verelim. Osmanlı'ya Reconquest üzerinden daldığımızda sıkıntı çıkmasın bak şimdi. Bir numaralı müttefiklerinden birini, bir numaralı derken bize sıkıntı çıkartacak müttefiklerinden biri olan Timur diyorum. Irak devletini aradan çıkardık. Şimdi Irak'ın aradan çıkmasıyla artık Osmanlı devleti için savaşa girmemiz kaçınılmaz gibi bir şey. Osmanlı için savaşa girebiliriz. Hala mı İngiltere ve Fransa şey yapıyor? Irak defol. Ben seni burada hömçük hömçük yiyeceğim kardeş. Ben seni burada hömçük hömçük yiyeceğim. Gelecek savaşa şeyi de çağıracağım. Abi Memlük geliyor. İspanyol sen gelmiyor musun ya? İspanyol savaş yorgunluğu yedi. Birebir uğraşılmaz ki. Ve Osmanlı hemen Hormuz'u da ele almış. Bu sorunumuzdan nasıl kurtulacağız biliyor musunuz? Horasan üzerinden dalıp Hormuz'u açacağız. Bukarra da geliyor. İleride Moskova falan da gelir. Horasan üzerinden dalıp açacağız Hormuz'u. Yani şu an için yapılabilecek daha başka bir şey yok. Claim atmaktan daha güzel işlerim olamaz mı ya? Misal, gerçi Osmanlı'yı rebellerle mi zayıflatacaksın? Osmanlı rebellerle zayıflamaz ki. Kaç tane claim atalım madem ya? Birebir daldığımda alabileceğime inansam. Ofansif 4 bende defansif bitti. Memlük de defansif bitirmiş. Osmanlı daha doğru düzgün ID'ye bitirememiş. Askeri teknolojisi 11'de benim 12'de. Memlüğün de 11'de. Aslında kapışsak kapışılır yani. O kadar bir şeyi yok. Reconquest üzerinden dalarız. Memlük gelir. İspanyol'un gelmesi lazım işte. İspanyol gelmezse. Hormuz'un ne kadarlık canı var ki? Hormuz'un doğru düzgün canı yoktur. Ama Osman abimde çok asker var ya. Osman abimde çok asker var. Ya 66K askeri var. 66K askeri varken ne bok yiyeceğiz? Gemileri de Trabzon'a sok da öttürmesinler bizi.
Abi birer piyade al oraya değil. Birer piyade birer de topçu bas. Onlar basıla dursun. O ara ben İspanyol'un İngiliz savaşından çıkacağını umut edeyim derken Tunus'a, Fas ve Tunus'a dalıyor. Fas. Tunus'un zayıflaması lazım yani. Bari Tunus zayıflayıp gelmese de şey yapsak, direkt Anzak Hormuz falan gelse Osmanlı'ya birebir giriyor gibi olsak, Osmanlı ile birebir atsam alabilir miyim? Çok zor ama. 6-4-4 mü? Üf. Tamam ya, Sultan of Rum. Sultan of Rum kuruyoruz abi. 6-4-4 ne demek ya? Ordusu benim aşağı yukarı iki katım ama bence alabilitemiz var. İspanyol'u bekleyelim abi. Bence İspanyol'u bekleyelim. İspanyol geldiğinde dalarız. Bence İspanyol'u bekleyelim. De İspanyol'u beklerken para kaybediyoruz işte. Sıkıntı orada. Ah bir para kaybediyor olmasak. Ne yapalım artık? Devlet borç çekecek. İlerleyen vadelerde de bu borçları ödemeye uğraşacağız. Şu an kaleler maleler açık. Dünyanın borcunu yiyoruz abi. Dünyanın parası yeniyor. Pers de boşta. Bir ara Pers'e de dalmak lazım tekrardan. Pers'i de yutabilmek için. Anadolu'dan biraz toprak tırtıklasam keyfim yerine gelecek, para bulacağım da işte. Toprak tırtıklayamıyorum. Aa bak, Tunus'un şu an ezilmiş olması lazım ve şey halılıyor. İspanyol halılıyor. Muhtemelen Portekiz'le beraber dağıldı savaşa ya. Fas'tan tıklarsak öğreniriz. Fas'a tıklayalım bir. Aynen, Portekiz'le beraber dağıldı. Dur lan, İspanyol'un savaşı bitince illa savaşa çağır demez mi der. Bir de Tunus'ta gelmiyorsa savaşa gelmiyor, mükemmel. Memlük gel abi, Anza bir yut, direkt Anza sana verelim. Hormuz arkadan bir kale bile siege diyemez. Ben burada Osmanlı oyalayayım, sen Hormuz'u falan al. İşi bitince de İspanyol gelsin, artık Anadolu'ya bir giriş yapalım ya. Korka korka nereye kadar oynayacağız kardeşim? Aldım save'imi, ya Allah, Bismillah. Haydi bakalım Osman abi. Yalnız Osmanlı yıllardır hiçbir devletle savaşa girmiş değil. Yani potansiyel bütün orduları benim orada bekliyor olabilir ki benim orada bekliyorlar imiş. Nesiz yakalarsam orduyu keserim. Ama yakalayamayacağım galiba. A-a. Yok, yakalayamam. Bu ordu Çankırı'ya gitsin. Sen Ankara'ya git. Bekle. Gel böyle. Kilitledi mi? Yedi. Gel. Dur. Kaç aman kurtul aman Osman. Kaç aman kurtul. Ananın nikahı ama yani hani harbiden anasının nikahı be abi. Nasıl kaçtı o? Evet abi, bütün ordu benim üstüme geliyor. Bütün... Ana! Poland bana 250 gold gift gönderdi. Helal lan. Allah razı olsun lan. Osman'dan sen de korkuyorsun değil mi? Götleri korkuyor muhtemelen elemanları. Çüş çüş çüş. O generalde kaç siege var? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah ya. Ulan o generalde kaç siege var? Şöyle bir Halep'in gerisine doğru çekil. O ne? O ordu ne? O insan mı o? Ne o? O ne? O nasıl bir tür? Yaratık mı? Bence yaratık. Kaleye baksana. İçinden geçti kalenin. Lan Anzak, çık lan buralardan. Çık git lan bu topraklardan. Bir de vermem diyor. Daha Osman abisi var ya, ondan vermiyor. Ha, Hormuz'la da arkadan uğraşıyoruz. Osman abi sen ne yaptın ya? Şöyle bir Adana'ya çık bakalım. Belki içerin oradaki bir fight'ta. Abi bir saniye Memlük abi. Beni bir supportlar mısın? Beni bir supportlar mısın? Beni bir supportla. Beni bir supportla. Beni bir supportla abi. Maksadım ne biliyor musun? Tekele falan gideyim. Şuradaki CG bozmaya çalışsın. Anneni yiyeyim mi?
Ham çökerek. Hadi ham çökerek. Hadi 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 abisi. Harbiden ham çökerek ya. Memnun diğer ordular ne yapıyor? Anzak bir dur ya. İspanyol. Savaş bitsin de koş gel günahlarından ya. Kop gel kanka. Vallahi bak. Durum ciddi. Durum çok ciddi. Dürümler çok ciddi. Yani bu adam çok fena savaşıyor. Osman abi. Osman abiyi hafife almışız. Yanlış tanımışız biz Osman abiyi. Bak Hormuz da oradan benim kaleyi düşürüyor. Ben gideyim de bari Hormuz'a bir deget diyeyim ya. Salak Hormuz. Çok kalabalık ya. Abi adamın ordusu çok kalabalık ya. Ben buradan gidip şu 20K'sını tutmaya çalışsam buradaki 22'lik desteğe gelene kadar keser miyim? Ana soru işareti. Evet adam içeli aldı. Onun içeli almasına mutabıkken inanamıyorum savaş kazandım. Hadi defolup gidelim buradan. Lütfen gidelim. Lütfen gidelim. Gidemedik. Bari defansta say lan. Bari defansta say ya. Kale sizin kaleniz diye. 1-2 savaşı kazanmış olabiliriz ama bu sizi yanıltmasın. Bu kesinlikle bu karra ben de geleyim diyor. Kanka gel. Gel gel. İspanyol ben de geleyim diyor. Abi sizin var ya. Sizin var ya ben böyle o ya şu an tarif edemiyorum ama var ama siz adamın dibisiniz abi. Siz adamın dibisiniz. Adam beyefendisiniz siz. Hadi bakalım Antakya'da beni eksiden sayacak değil mi? Allah'ın... Commonwealth benim bağımsızlığımı mı garantiledi? Hürmetler, hürmetler, hürmetler. Öpüyorum, öpüyorum abiciğim, öpüyorum. Hürmetler. 1-2 savaş kazandık diye götümüz kalkıyor ama hadi hayırlısı bakalım ya. Hürmetler abiciğim, hürmetler. Sen ne yapıyorsun Memlük abi? Memlük abim ne yapıyor? Memlük abi tam bir gerizekalı gibi savaşıyor. Ordular mordular çöpürün genç itirazı. Ne bok yediği belli değil. Dua ediyorum da benim manpower bitmesin. 51 tane gemi geliyor şeye çakmaya. Bu arada harbiden Osmanlı ordularını birazcık yıpratabiliyoruz ya. Ona sevindim ben. Aa sevinemiyorum. Sevinemeyeceğim galiba. Osmanlı eksiydi neyse ki ama galiba sevinemeyeceğim. Şuradan ben bir Halep tarafına kaçabilir miyim? Kaçalım lütfen. Kaçalım lütfen. Çünkü ordu daha kendine gelemedi. Yemin ediyorum ağzımızı burnumuzu dağıtırlar efendim. Ağzımızı burnumuzu dağıtırlar. İspanyol kardeş. İspanyol kardeş de inşallah Memlük üzerinden gelecek ama Tunus'tan geçiş almam lazım galiba. İspanyol gel abi. Memlük. Memlük'ten gerek yok herhalde. Zaten aynı savaştalar. İspanyol gel abi. İspanyol gel. İspanyol gel abi. Sen geleceksin ki abi. Beni supportlamayı bırak. Benim götümde gezmeyi bırak. İşe yara Memlük. Benim götümde gezmeyi bırak lütfen. Bari git Hormuz'u döv de. Hormuz'a Bukarra indi arkadaş. Bari git Hormuz'u döv. Hormuz'u. Vay lan Bukarra'ya bak lan. Az daha alıyordu savaş ha. Hormuz da buradan buraya çıkmış. Ağzına sıçayım yani böyle işin ya. Abi Memlük niye bu kadar aptal gibi savaşıyor? Şu an hakikaten çok kötü savaşıyor farkında mısınız? Ya yapay zeka olabileceği en saçma şekilde savaşıyor şu an. Ya ben bunun üzerine bir saçmalık görmedim. İşin açığını söyleyeyim. Ben bunun üzerine bir saçmalık görmedim ya. Abi niye bu kadar saçma savaşıyorsunuz ya? Ne yapıyor olabilirsiniz ya? Adamlar topyekun benim kaleye girerken ne yapıyor? Bu orduyu burada aptal aptal dolaştırıyor. Gerizekalı, özürlü, Mongol, salak, yıkık, oçe, aptal oçe. Ne yapıyorsun? Abi ama ben böyle oynayamam ki. Bu ne? Hah, adam Trabzon'u da çökertti. Ben ne yapacağım abi?
60-70 kasıyla burada geziyor. Bu nereye gidiyor? Arkadaş bir şey söyleyeyim mi? Bu yapay zeka yani cidden... Ya bilmiyorum ya, bu oyun cidden çok sapıtıyor bazen. Yani şu an oyun bilerek, bilakis, kasıtlı olarak böyle aptal saptal hamleler yaptırıyor bence yapay zekaya. Bu ne abi? 35K'sı orada duruyor herifin. Burada Osmanlı'nın orduları müttefikimizi yakalayacak. Ama aptal Memlük Bozok tarafından Kırşehir tarafına gidecek. Çünkü burada bok var. Yemin ediyorum bu oyun çok sapıtıyor bazen ya. Aptal aptal şeyler, çok sinir oluyorum, ayar oluyorum. İkinci gideceğimiz aydiyen ne olmalı acaba ekonomiden sonra? Ya ben bir tane daha askeri giderim abi. Defansif quality combo mis gibi yapıştır gitsin ya. Defansif quality abi. Ordulara kalite gelir. Bir şekilde manpower toparlanıyor zaten. Bak. Ya yemin ediyorum, illallah ediyorum ya. Şu 35K ile ne yapıyorsun acaba ya? Ağzını yüzünün. Ne yapıyor olabilir ki? Arkadaşlar bir İspanyol askeri görüyor musunuz yakınlarda? Neden hiçbir işe yaramıyorlar? Neden ya, neden ya, neden abi, neden ya? Çok basit bir şey merak ediyorum. Neden anasını satayım ya? Neden müttefiklerim hiçbir işe yaramıyor ya? Oh, Stag Wipe güzel. Ya düşman olsa anasını esir almışım gibi savaşır ya. Şu an ben Memlük'le savaşı olsam anasını esir almışım gibi savaşır. Ne yapıyorsun o 35K'da? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tansiyonum çıkacak yemin ediyorum ya. Abi ne bok yemeye gidiyorsun ya? Alo, gerizekalı. Angus'un evladı. Savaş yorgunluğundan patlayacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Savaş yorgunluğundan patlayacağız. Osmanlı orduları da şeyde, Hormuz'u bile siege'leyen yok. Osman'a başka biri daha mı girdi? Yok. Bu kimin ordusu? Rusya. Ulan Rusya mı kurulmuş? Rus, sen de gelsene savaşa kanka, kurulduysan ya. Gel de Balkanları bir kurtar. Gözünü sümüğüne yiyeyim ya. Abi Memlük ne yapıyor? Sana nöbeti geçireceğim galiba ya. Galiba kriz geçireceğim ya. Şuna bak, Osmanlı'nın iki katı ordumuz var. Galiba kriz geçireceğim ben müsait bir yerde ya. Ha, veriyor musun toprakları? Ver. Aptal Memlük büyüsün biraz. Gerizekalı Memlük. Yıkık Memlük. Onun bunun çocuğu Memlük. Adamlar etrafımda 100K gezdiriyor ama bir tanesi bile gelip şurada bir supportlayayım edeyim demeyecek değil mi? Tur atıyor, tur atıyor. 35K'lık ayı gibi ordusu var. Tur attırıyor ayı gibi ordusuna herif ya. Allah'ım ağlayacağım. Ağlayacağım ya. Harbiden ağlayacağım ya. Ha, nihayet ya. Abi bak, şunu devreye sokmanın zamanı geldiydi ya. Eyvallah. Eyvallah moruk, vallahi devreye sokmanın zamanı geldiydi ya. Memnun'a bak, tekeyi de kendine istiyor. Hırrımı veririm sana ben tekeyi. At ağızlı. Arkadaşlar şu Hormuz gerizekalısını siege'lediniz mi? Lan bari White Peace'te salınacak kademeye getirin ya. Fas'ı falan kurtarın da Fas ayı Fiso'yu. Her yerden paralı basıyor. Tamam, sıkıntıya meal yok, sıkıntıya meal yok. İspanyol'un ordusu geliyor. İspanyol'un ordusu bize bu savaşta destek olacaktır. Zaten Karaman'ın ordusundan bir cacık çıkacağını söyleyemeyeceğim.
Abi yıllık artı bir Army Tradition da ver. Ver ver. Ne kadar çok savaş hediyesi alırsak bizim için o kadar iyi. Borca girmeden iş güç yapmaya çalışıyorum ama. Tamam, 35K geldi. İspanyol'un ordular da geldi. Halledeceğiz abi, halledeceğiz. Memlük evlenelim. Halledeceğiz, sıkıntı yok. Bu karla seninle evlilik duruyor mu? Evlenelim. Eyvallah. Salak ormuz çıkmıyor. Dur dur, White Piece atıyor da White Piece'e gerek yok ki. Ananı satayım, hepimizi medyuma düşürmüş herif. Öyle bir koymuş ki hepimiz medyumdayız şu anda ya. Neyse, Osman'ın başkenti alınca savaş sporu alırız ya ister istemez. Ananı satayım. Lan oğlum, o nasıl vurmak, o nasıl dövmek ya? Ne aldın sen savaş şeysi olarak, ne benimsedin ya? Ben de 12'yim. Benim askerler report o zaman, benim askerler çalışmıyor. Yok, Memlük'le ilişkim gerilemesin. Memlük git ananı. O ne ya? Oğlum bu oyun bozuk bak. Yemin ediyorum bozuk bu oyun ya. Bu oyun normal bir oyun değil abi. Bu oyun bozuk bir oyun ya. Bu ne? Oğlum adama kaç kişi dalıyoruz lan? İspanyol savaştan mı çıktı? Savaşmadık ki. Onun bunun çocuğu. Abi adam savaşmadan savaştan çıkıyor. Tansiyonum çıktı, yemin ediyorum tansiyonum çıktı. Bir tanecik bile toprak alamıyorum ya. Ben niye girdim lan bu savaşa o zaman? Ya oğlum bu yapay zeka yemin ediyorum geri zekalı ya. Savaşmadın bile, savaşmadın, savaşmadın. Savaşmadın ki. Bir tane askerin ölmedi ya. Yürürken adamların öldü lan. Cephede adam ölmedi abi çocuğun. Savaşmadı. Aklımı kaçıracağım ya. Arkadaşlar bir yüklenseniz de Hormuz gerizekalısını bir çıkarsak ha. Para veriyor mu? Vermiyor. White Piece de çıkıyor. Çık. Çık. Ha. Tamam bak, alırız artık. Alırız Memlük abi. Sen ben abi. You and me abi. You and me. Yani şey, göteleklik etti İspanyol. Etsin, canı sağ olsun. Hala elayım mı bu arada? Beni elaylıktan atmış, beni elaylıktan atmış, beni elaylıktan atmış, beni elaylıktan atmış. Senin Allah belanı versin ya, senin Allah belanı versin İspanya gibi ya. Ya sen beni niye elaylıktan atıyorsun ya? Bu hastası Oche. Sen niye beni elaylıktan atıyorsun? Gerizekalının çocuğu! Ama bence elaylıktan atmaya bahane arıyordu bu ya. Fransız ne diyorsun abi? Bu ikisi de ortaklaşa tutup memnun bir rival belirledi. Commonwealth. Ben Commonwealth'i elay alabilir miyim? Commonwealth bizi hiç beğenmiyormuş ki. Bohem'i falan elay almaya çalışırız bari. Ne yapalım savaş sonu? Allah kahretmesin ya. Alırız alırız. Bu savaşı alırız bir şekilde de. Memlük'ün oynaması lazım yani. Memlük'ün askerler nerede şimdi misal? Memlük'ün 35K'lı falan ordular olması lazım. Nerede onlar? Osmanlı orduları Bukhara'da. Memlük'ün 35K ne yapıyor? Benim şeyi kaldırıyor. İsyancının siyeceği. Allah ne olur biri bana bir. Biri bana bir gelişine çapabilir mi ya? Benimle el aylığını saldın mı Bukhara? Oğlum adam beni bir elaysız bırakıyor lan. Arkadaşlar siz de iyi salıyorsunuz ha. 1562'ye kadar seni elay alamayacağım. Siz de iyi salıyorsunuz ha beni. Eyvallah. Adamlığınızı da gördük bu vesileyle beyler. Osman abi bir dur. Kafayı kırdım, en az bir toprak alacağım senden.
Ağzıma sıçtı ağzıma. Her yerden isyancı misyancı geliyor. Şu savaş yorgunluğuna bak ya. Şu şeye bak ya. Teknolojiyi bile toparlayamadım ya. Hadi çöksün de şuraya bir kere artıya geçeyim la şu hayatımda hadi. Hah. Şu çopar hayatımda bir kere artıya geçeyim be. Canıyı ver abi. Abi canıyı ver gideyim. Ankara'da da kale var aslında. Ankara'da kale var. Koca savaş bunun için miydi ya? Abi şu an biz rastgele mi öndeyiz? Bir saniye, ben büyük ihtimalle save'e geri döneceğim de. Memlük ne yapıyorsun abi? Memlük nerede? Memlük nerede? Memlük nerede? Kurban olayım. Memlük'ün ordu nerede? Osman bizden hala kuvvetli mi? Abi muhtemelen bizden daha kuvvetli değil mi ya? Adamın daha manpower var, şeyi var. Memlük ne alemde? Memlük'te de manpower var da Memlük aptal gibi savaşıyor. Doğru düzgün savaşsa alacağız da. İnsan gibi savaşmıyor ki. Birisi fırsat bilip dalmıyor ki. Kayseri ve Konya'yı aldıydı benden geçen savaşta. Ben de geri istiyorum ulan Konya ile Kayseri'yi. Bir de Cani'yi ver. Oğlum en az Cani'yi de alıp öyle çıkacağım. Garantörlüğümü geri çekti. Sağ ol. Bana girecek çünkü şuradan. Elaylarım falan da aldı ya. İşte bu yüzden save alıp savaşıyoruz. Allah belamızı verebilir çünkü. Başım ağrı girdi ama bak yemin ediyorum başım ağrı girdi. Ne? Memlüğü de mi saldı savaştan? Elaylığı bozdurdu mu? Yapay zeka harbiden salak ya. Yapay zeka harbiden salak. Konya'yı ver az da para ver de öyle gideyim. Azıcık para vereceğim lan. Abi ben save'e geri döner. Yani çok üzgünüm ama ben save'e geri dönüyorum. Yani bir tane toprak parçası için bu kadar kayıp veremem. Bu kadar el aylarımdan falan olamam. Yani hani koskoca İspanyol'u kaybettik. İspanyol yok ben onunla rivalim, bununla rivalim. Senle kanka olmam dedi. Koskoca İspanyol biz de kankalıktan çıktı. Rusya kuruldu ama Rusya'yı kullanamadık. Adam Bukarra'yı attırdı ben de savaştan zorla. Yani yok abi en temizi Loa'da dönmek ve yapay zeka tam bir kötürüm gibi savaştı ya. Tam bir kötürüm gibi savaştı ya. Hani böyle tam cinnet geçirtmelik oynadı ya. Böyle cinnet geçirtmelik oyun değilse bunun tanımı başka bir şey değildir abi. Bildiğin cinnet geçir, otur, kudur, ağla, zırla diye şey yaptı. Ben şöyle bir askerlerimi kapatıyorum, ekonomimi dinlenmeye alıyorum. Kaleleri de örümcek ağla. Bir borçlarımızı ödeyip sakin sakin oynayalım abi. Sakin sakin oynayalım. Çoğu yerde isyan derdimiz yok zaten. Kaleleri falan kapatıp sakin sakin oynayacağız. Hatta ben save alıp bölümü burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Karaman YouTube 1546 diyelim. Nerede kaldığımız belli olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.